Allah Allah. Abicim biz ne konuşuyorduk? Buradan dedik. Subhanallah. Kadar Para hareket dediğin ne ediyor. oldu ya? Fizik efektleri var. Simülasyonun içinde dedik. Ha, simülasyon teori bilgisine gelmiştik buradan. Simülasyon. Acaba dedik biz de bir simülasyonun içinde yaşıyor olabilir miyiz? Elon Musk ve Neil deGrasse Tyson gibi meşhur isimlerin simülasyon teorisinden bahsettiğini duymuşsunuzdur. Elon Musk biz simülasyonda mı yaşıyoruz diyor. Elhamdülillah Müslüman değil miydi lan Elon Musk? Ben öyle bir şey duymuştum. Ben. Simülasyonda mı yaşıyoruz diyor biz. Bilgisayarda ha, RAM'in içinde, ya hard Çok diskin için. zeki olmak da zararlı be abi. Allah mı diyorsun Enes'im? Hoş geldin. Bir dakika. Bir flört adam. Bir dakika geldi bakalım. Harbi mi? Sevgili Evet. oldular oğlum, açıklandı bugün. Açıklandı. Bu nasıl bir şey? Açıklandı ne ya? Açıklandı abi, bugün açıklandı. Vay Kamuoyuna 45. duyuruldu bugün, sevgilisiniz artık. Tamam. 45 bin izlenen Öyle geliyor. yarın bir gün bak, kızı öyle kandırdın ettirdin, sonra ayrılayım falan, artık sevgilisin ha. Öyle bir şey. Enes harbi mi Yarın lan? bir Enes gün bak, bu başka bir kız onaylandı kandırır mı? seni falan. Kabul etmeyiz ha bu saatten sonra. Onaylanmış Şuroks hocam. Hadi hayırlı uğurlu olsun ya Kemal sen kardeşim şimdi benim. ne tarafsın? Çok sağ olun, çok sağ olun. Dostum şimdi şöyle, zaten hani Enes'imiz bizden olduğu için biz her zaman burada kızımızın yanındayız bir yerde. Siz erkolar hep aynı hareketleri yaptığınız için, yer yer böyle saçmaladığınız için. Neyler? Erkolar yeto mu yani? Erkolar yet olduğu için yer yer. Ben genelde kız tarafını tutarım yani. Hani bir yanlış bir şey oldu mu onu da bir görebileyim falan diye. Ama bunun Tutarım. sebebi aslında gerçek kardeşimi korumak. Dostumu korumak olur ama kimse bunu anlamaz o an. Ya Nesin? korumak Çok diyorsun, düğün kıza şunu dolaştın dedi. sen. 2 ay sonra Oo. gerçek yüzünü görürsün, ayrılırsın bundan falan yaptı dün etkinlikte. Kötü bir şey mi Diyor dedim ki. oğlum? Nasıl yani? Etkinlik. Kötü bir şey mi dedim oğlum? Ne oğlum, doğruları söylemiş. Ben bir Oğlum. erkekteki bir genelleme falan da Nazlı ablam yapmadım. hoş geldin. Enes de manita yapınca erkekler... Hayırlı olsun. Oo Hege. Canlı. Evet. Hayırlı olsun Kemal abi. Ne hayırlı olsun Kemal abi? Enes'cim sana hayırlı olsun. He. Ha, Teşekkür ederim. Enes'im sana hayırlı Oğlum olsun. Enes de Şimdi durum manita şu. yapınca arkadaş ortamını salıyor, farkında mısınız? Arkadaşlar Hayırlı ben olsun. bazen Masayı işte ya ben bu. bazen şunu yaşıyorum Jurok'sun. Ben bazen gerçekleri söylediğim, gerçekleri konuştuğum için çok yargılanıyorum. Ben dün geldim dedim ki kızım dedim 3 ay sonra dedim bir duruma göre bak dedim. Ondan sonra net kesin kararlarını ver. Hani böyle ne bileyim birlikte yaşamak olur. Bir bilmem ne olur, bir şey olur. Çünkü dedim yani erkek milleti belli olmaz. Şimdi seni kandırmak için şey yapmak için böyle ay aşkım aman aşkım sen ne dersen Sen ne tamam dersen aşkım. tamam aşkım. Acılar içinde. Çin'de kaldı. Ne dersen İstersen söyle söyle aşkım. aşkım. Bu senin farkın. Farkın diye kandırır dedim. 3 ay sonra duruma göre bak, ayrılmazsan benim için de onay gelmiştir benden de dedim. Ne isterseniz başım gözüm üstüne evinizi düzelim dedim. Evinizi Oha düzelim öyle mi dedim. dedin? Dedim oğlum. Eyvah yağmur. Ama bakalım erkeğimiz, bakalım burada doğrular mı söylemiş, gerçekler mi konuşulmuş? Bozacak mı kendini? Şimdi dönelim. Özge Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Allah Allah. Nasılsınız? İyiyim siz? Vallahi Yeto be nasılsın? Kemal. Biz de. Erkolar Oo! Alo Eskender ne Bey. oldu? Halicim yeni tarzın olarak düşünülmüş ama O7'ımı hemen attım Kanka hocam. ben sanki bu kombine ihtimale gidemem. Şapkayı ben yan falan takmışım. Hani komutan götüme sokar gibi geldim Şapella yarın şapkayı. yarın. Ali böyle içtim falan, şapkayı ters takıp geliyor değil mi? Hocam nasıl olmuş diyor yeni tarz Bu da benim olarak. stilim komutanım. Hocam falan dedim, bunu dövüyorlar amına koyayım. Yok. Malatyalıyım. Doğru yapın oğlum. Bir şey yapıyorsanız doğru yapın adama ya. Vallahi diyorum bir zorunlu tarz kanka bu. Öyle işte yani. Biz de şeye bakıyorduk Özge Hanım. RTX 4090 serisinden sonra bu çok teknoloji inanılmaz bir yere Dokular geldi. Çok gerçekten geliş. Dokular fırlamış gerçekten gibiler. fırlamış Her şey gibiler. çok yüksek Her şey çok yüksek çözünürlükle çözünürlükte anlıyormuş anlaşılabilir. gibi Yapay zeka yapıyorsun. oyunların bir Yapay zeka parçası. oyunların Ve parçası. bunların hepsini biz Ve artık bunların tek bir hepsini GPU artık üstünde tek bir GPU üstünde çalıştırabiliyorlar. çalıştırabiliyoruz ya. Acaba dedik gerçek hayatında bir simülasyon olma ihtimali. Yani bu Elon Musk'ın. Ben Bu bilmiyorum belgeselci ya. abinin. Bu adamı da izleyin, bunun belgeselleri çok iyi. Bu belgeselci abinin. Mesela çok Ben bu kanalı çok seviyorum. ha o zaman birlikte bakalım.
Bu haberlerin her seferinde aynı basit noktalardan bahsettiğini de deneyimlemişsinizdir. Yok efendim her şey bir simülasyon mu? Matrix içinde mi yaşıyoruz? Gerçeğin gerçek olduğunu nereden bilir? Ateist mi oluyor bunlar şimdi? Ayberk ben tam sesi kapattım da senin ses kaydını duydum. Moros bu çocuğu senin belanı sikerim. Ne izliyordu Ayberk ne izliyordu? Hayır hayır. Senin ben belanı sikerim orada. Kimle konuşuyorsun sen? Telefonunda duydum bak. Bir ses kaydı mı geldi? Bir şey oldu. Ses kaydı. Ses kaydına tıkladım ya. Bir şey. Ne diyor ses kaydı o? Ne diyor? Aç bakayım. Kesinlikle açıyorum ben. Dinlemedim daha bunu. Aç biz dinleyelim. Hayır oğlum. Hayır hayır. Dinledik hayır. Oğlum yarısını zaten. Hayır olmaz. Oğlum özelim lan paylaşmam. Hiç Siri ile falan mı flörtleşiyor? Olabilir bak ha. Siri ile konuşuyor olabilir ha. Yapay zeka aç falan bakayım, dedik aynen. Ya. Aç. Ne dedi aynen. Ya? Yakaladı ki orayı. Yayın yakaladı. Klip tekrarında abi yine. Abi niye? Oğlum, niye açayım duyulur ya? Yani ne dedi? Geçmişten izleriz Ayberk. Geçmişten izleriz. Ayberk de mi sevgili yaptı? Abi. Komarge. Magi. Kago. Kago. Allah Allah. Herkesin ekipte o zaman sevgilisi oldu. Bir ben hariç. Abi hayır. Kısmetimi kapatmayın. Yok öyle bir şey ya. Herkesin be. Ben de hariç. Sen her gün iki tane sevgi değiştiriyorsun. Ben de hariç diyorum. Oha. Kime diyorsun? Yeto ve Magi erkeği. Oha be. Ben hiç öyle bir şey olmadı. Ya sana demedik tamam be. Bir, günde tamam. İki değil. Hey, kanka Kemal. Dün evleneceğim diyor. Yarın oluyor şey ol diyor. Kanka ayrıldık ya. Ali bu iyiymiş. Ali bak bu fena geldi ha gözüme. Bak bu. Bak bunlar bir fena geldi ha gözüme Ali. Vallahi o, diyorum bak. Yani, Özge beni kel yapmıştı onu. Nerede üç o? 3 numara da yapmıştık. Bilmiyorum ki Jurox'da vardı. Jurox'da mı vardı? Niye Jurox'da vardı ya? Bilmem. Niye olmasın kanka bende? Benim kedalim niye sende var Jurox? Ya niye olmasın kanka? Ben galerimde hiçbir şey bulamıyorum. 100 bin tane fotoğraf var. Doldurdun değil mi kız yine bir senede tüm şeyi? Gigolite'ı. Doldurdum ya. Bilebiliriz gibi şeyler. Bu kaynaklardan biri de çıkıp anlatmaz ki simülasyon argümanı nedir? Nedir abi? Zeki insanlar neden böyle çılgın ve bilim kurgudan fırlamış bir fikri ciddiye alır? Evet. Bugün sizlerle anladım. Bu sorunu kökünden çözeceğiz. Bir dakika kökünden anlıyoruz. Dünyayı anlıyoruz bugün. Bugün ne olduğunu anlıyoruz. Her şeyi çözüyoruz arkadaşlar bugün. Oh be. Vallahi 27 yaşıma kadar düşün. Ulan bir yere kadar da düşünebiliyor benim kafada. Bir yerden sonra bir şey izin vermiyor. Oluyor mu size o? Diyorsun bir yere kadar bir yerden sonra bir şey izin vermiyor diyorsun. Ben bir yere kadar da düşünemiyorum. Ali'cim şöyle bir şey gelmiş. Seni bozar mı? Kafadaki bence güzel. Drak mı? Allah devamını erdersin abi. Erdersin. Drak üstüne mi? Aynen öyle. Siyah drakım yok ama beyaz drakım. Abi bu kanal bize biraz fazla bilgili gelir beyinler patlar. Markin 41. Bazen kendimizi var ya çok küçük gösteriyoruz insanlara. Neyi anlamayacağız oğlum bu kanal? YouTube'a yapılmış bir kanal. Genel izleyiciye yapılmış bir kanal ya. Al izleyip neyini anlamayacağız nedir, bunun? Gel. Neler söyler? Neden ciddiye alınması gereken bir argümandır? Ne kadar gerçekçidir? Hakkında herhangi bir kanıt var mı veya bulunabilir mi? Oğlum biz bilim dedin mi bir kere? Bu ve bunun gibi bilim sorunları de... Acaba bu sigarayı nasıl bunu siyah yapmışlar lan çevresine Ali? Ne oldu ya? O ses ne ya? Bir bunun şey çevresi olsun. Baksana siyah yapmışlar ya böyle. Ya abi. Abicim. Sigaranın çevresini nasıl mı siyah yapmışlar? Allah yıkamadım ben de çözüm. Abicim bak adam seyirci. Buza mı çıkmış böyle mi çıkmış? CTL'le basmış. Buzun üstünde ben bildim bu seyirci. Değiştirelim. Benim buzumda. Ne oluyor kanka? Kanka evrim ağacı kanalındayız. Bunlar gelecek ya bunlar. Bilim sesleri bu bilgi... oğlum bunlar bilim. Bilgi öğrenme bilgi sesleri bunlar. Beyler. Bir izin vermiyorsun ki bir şey öğrenelim amına koyayım. He, öğrenmekle aranızdaki tek engel ben miyim? XX Ali. Güzel olmuş lan bu. Bu gidermiş bu arada. XX Ali. X44 aşk Ali. Dur bir tane daha geldi hocam. Bak Ali. Bak bu da gider ha. Hem de biraz da kültürel, biraz da sizin tarafa da dön ya biraz. Ali Lipa diyen var. Ya fotoya bakın. Bu Nidali.
şakaydı. Kız fena şakaydı bak, yakaladım. Kalbi durdu gülmekten. Allah aşkına şunu yapsana Ali. Gözünü seveyim bunu yap ya. Ali lütfen bunu yap ya. Kemal, bir tek ya. Lütfen bunu yap ya. Ya Matilda gibi gezeceğim sağda solda. Oğlum ne olur bunu yap ya. Senle Leon Matilda cosplay yapalım mı? Ben yaparım. Leon yapacak mısın Leon? Leon yaparım. Kendine. Yaparım. Biraz bir Leon. Ya ne alaka ya? Ne alaka? Abiciğim. Sen Leon olabilecek misin ben Matilda olursam? Ya salak mısın sen? Benziyor mu? Bak bir bakalım gözlerim şöyle. Havalar 4. Şöyle durunca benziyor mu mesela biraz? Başlığı Kemalcan parmak. Abicim Leon Matilda yazsam çıkar mı halim? Yazar canım. Şey çıkar canım. Allah çok korktum bir foto gelecek diye. Tamam işte bu. Olay bu. Sen Leon olabilecek misin? Olurum abi. Kel. Olurum. Oradan da bedenli 21 gün galiba. Yok kestirmeme gerek yok ki. Şeyi yapabilirim. Yapıştırtabilirim. Kafama yapıştırtabilirim abi. İstesem olurum. Kimse de demez ki bu arada. Kimse tamam, de diyemez ki bu niye kel oldu. Tamam, bunu yargılayabilir mi abi? Yargılayamaz. Yargılayamaz abi. Hayır hayır sana gitmiş amına koyayım bu tarz. Ya ne gitmiş kanka şuna bir baksana. Sana yakışmış. Baba bak adamla dalga geçmek için ya. Tamam buna okey yani bunu ben de beğendim de. Bunu şimdi dalga geçmek için yapıyorsunuz bariz. Bu hareketi ya. Ya Nidane fotosunu nasıl beğenmiş olabilirsin? Bir tipime baksana amına koyayım. Abi olay yanlış anlaşılmış ama komik. Vallahi hiç anlatamadık ki. Usta şopçuları bekliyorum dedim. Gelenlere bak amına koyayım ya. Baba olay bu değil. Olay Ali'nin kafasına bir yerlere yapıştır. Yodali. Ya Özge patlıyor ya bunlara. Ben yıkılıyorum ya. Tüm Ali şakalarına gülüyor. Ben deliriyorum ya. Beğenmiyorsan bakma gülmeyeyim kardeşim. Tamam yani. Pardon. Hayır ya gül de ya. Sen de mi? Bu kız her şeye gülüyor. Çok gülüyor mu diyeceğim. Hayır her şey değil. Tüm Ali şakalarına gülüyorsun. Ben gülmeye korktum ya artık. Hayır mesela Kemal sen bir şakasına gülüyorsun. Bak Kemal. Neye gülüyorsun orası bir çocuğu bak. Mesela Kemal'e böyle şey diye. Özge'ye ben de şey yapıyorum arkada. Özge gülünce anladın Özge mı? Sana bir şey diyemiyor bu. Sana bir şey demiyor böyle. Ne diyemiyorsun ki bana? Neymiş? En yakın arkadaşımızsın da kalbinde kırılırmış da falanlar filanlar leleleyler. Kendi kafasında uydurduğu leleley şeyler. Ya, biz neyiz biz piş miyiz anlamı? Senin kalbin kırılır mı? Sen kalbin senin kalbi bana geldi. Kap 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 attı. Yeter katıyor. Kozmologlar yani evren bilimciler evrenin varoluşunun dinamiklerini daha iyi anlayabilmek için devasa süper bilgisayarlar kullanarak evrenin bir kısmını aşırı detaylı bir şekilde... Benim bilgisayardan evren yaratabilecek bilgisayar mühendisleri var mı? Evet. Aynen. Kozmolog. Bu abi böyle... Abi dedi. Ben bu ateist arası... Chat'tekiler de ben yazıyorum. Abicim beni niye atıyorsun? Ateist chat. Science bunun adı bu. Bilim bak. Bilim dışı hareketler yapıyorsun şu Discord'dan beni atar. Bugün chat ateist galiba. Bilim dışı hareketler. Bugünün belli oldu. Bugünün chat. Benim yazıyorlar amına koyayım. Bugünün ateisti chat ilan edilmiş. Hayırlı olsun. Bir klap alalım bugün hocam. Bugün ateist de chat. Bugün sizde chat. Onu söyleyeyim yani net bir şekilde. Doğru diyorlar. Doğru diyorlar abi. Simüle ederler. Yani bir bilgisayar programı kullanarak evrenin sahte ama aşırı gerçekçi bir versiyonunu yaratırlar. E bak yapıyormuş abi işte. Bu konuda yapılan atılımlar hemen sümkürüp geliyor. Öyle büyük ilerlemeler. Şurada yani neler konuşuluyor, şurada neler yapılıyor benim hala burnum akıyor amına koyayım. İlerlemeler kaydettik ki evrene dair simülasyonlara baktığımızda kimi zaman gerçek görüntülerden ayırt etmek imkansız hale geliyor. Ve bu sadece başlangıç. Bilgisayarlarımızın sadece 30-40 yılda bu kadar geliştiğini düşünüyorsak bundan 3000 ya da 4000 yıl sonra neler yapabileceğimizi hayal etmek bile heyecan verici. Elon Musk'ın bu konudaki örneğini ele alalım. Bundan 40 sene önce Pong veya Tetris oynuyorduk. Şimdi hiper gerçekçi bilgisayar oyunlarına gömülmüş haldeyiz. Bundan 40 sene sonra oyun, simülasyon ve arttırılmış gerçeklik alanlarında neler başarılacak? Bir düşünün. Getireceğimiz simülasyonlar muhtemelen öylesine gerçekçi olacak ki bunu gerçekten bile daha gerçekçi olarak tanımlamamız. Az önceki oyunun amacı ne? Taş maş vuruyor amına koyayım. Salak mısın oğlum? Dağ yıkmaca işte.
Taş. Daha yıkmayacağım. Yani taş vurmayacağım. 40 sene sonra. Taşları kırarak mı? Demo oğlum bu. Demo işte bu. Demo. Simülasyon ve arttırılmış gerçeklik alanlarında neler başarılacak? Bir düşünün. Geliştireceğimiz simülasyonlar muhtemelen öylesine gerçekçi olacak ki bunu gerçekten bile daha gerçekçi olarak tanımlamamız mümkün olacak. Hatta bugün bile bir teknoloji dükkanına gidip 8K çözünürlüğü... Zaten gerçekti. Gerçek değil oğlum. Gerçek değil. Değil. Mümkün olacak. Hayır şey yok. Gollum. Hatta ben hayır oyuncu da oyunculardan yapılmış bir simülasyon unsuru kendisi. Andrew lan o Spider-Man. Adam da diyor ki kendi kafasında diyor ki bu adam da bize neyi anlatıyor biliyor musun? Aslında acaba bizim bu simülasyon içindeki hani o kadar gelişti de biz mi simülasyonun içindeyiz de haberimiz yok. Ku anlatan bir video şu anda. Ya bugün bile bir teknoloji yani. Dükkanında. Ya az önceki abi senin gönlünde Gollum olsun. Diğerinin gözünde Andrew olsun. Spider-Man'in yaşlı hali bilmem ne. Hepiniz farklı anlamlandırın. Kimse bir şey demez yani. Çözünürlükteki 98 inç bir QLED TV gibi son model bir televizyonun görüntü kalitesine baktığınızda bunu deneyimleyin. Benim televizyondan deneyimleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Bunu deneyimlemek İste isteyenleri... İçeride izleyip gelsene. Bize anlat. 2 dakika. Bunu deneyimlemek isteyenler varsa valla eliniz boş gelmezse evime davet edebilirim. Bir şeyler de hediye medya da getirsiniz artık oğlum öyle. İlk geliyorsunuz eve. Hediyeyle gelinir, bir şeyle gelinir bir. Ne bilirsiniz? Oculus gibi sanal gerçeklik gözlüklerinin teknolojileri tamam her geçen gün gelişiyor. Örneğin gelişiyor. Google Maps gibi uygulamalar bile yön göstermek için arttırılmış gerçeklik kullanmaya başladılar bile. Ha. Üstelik gözlükleri ya da uygulamaları geçtim. Doğrudan doğruya beyin sinirlerimize bağlayacağımız elektronik devreler. Ben bunu yaptım amına koyayım. Bunu biz yaptık chatlet. Kaç 2-3 yayın önce Doktor Octopus bunu aldı başka nedenle kullandı. Kendine kol yaptı bize düşman kesildi. Durduk yine. Bunu geliştirmeyin hocam. Bunu biz yaşadık bak bunu geliştirmeyin. Bunu kim geliştiriyorsa bunu durdurun bak. O adama özellikle dikkat edin bak. Vallahi diyorum bunu biz yaşadık. Bilgisayarlarda üretilen görüntülerin bilincimize doğrudan yüklenebilmesi pek de uzak değil. Daha bir önceki videomda yıllar önce bu şekilde görme engellilerin görmesine yardımcı olunduğundan bahsetmiştim. Bir diğer örnek olarak sinir bilimci Greg Gage'in ta 2015 yılında verdiği bir TED konuşması sırasında sahneye çıkardığı iki katılımcıdan birinin beyin sinyalleriyle bir diğerinin kolunu hareket ettirdiği videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Yani oha! Böyle bir şey gerçek yaşandı mı? Ya yaşandı. Abla konuşuyor yanında adam da ellerini parmaklarını hareket ettiriyor. Şimdi bak anladınız değil mi olayı? Bak abiyle kız çok benziyor ya burun falan. Bence kardeşler yani yapılmış bu kurgu. Olayı anladınız değil mi şimdi olay? Neden gerideyiz? Neden bir türlü yetişemiyoruz? Yani... TEDx diyor. Geride burada milyon oğlum. Dolarlık yatırımlar bence bilmem neler. Ali'nin bak Ali'nin şu lafı Türkiye'de bitirdi her şeyi. En kandırılamaz ve dolandırılamaz milletiyiz. La amına koyayım. Oradan konuşuyor da adam. Öbürünün eli kolu oynuyor. Bak bu konuşma bu tepki her şeyi bitirdi ya. İçimizdeki her şeyi bitirdi. Tüm bilim senin science. Kalbin bana kaldı. Yani tüm bu teknolojiler çok da uzak olmayan bir gelecekte bir araya gelerek beynimizi kusursuz bir şekilde kandırabilecek simülasyonları mümkün kılacak. Black Mirror izleyenleri görelim. El mi kaldırdı? Ne oldu? Şöyle yani benim. Aşırı gerçekçi bir dizi. Ateistler el mi kaldırsın diyor. Biraz şöyle. Özge sen mi izliyorsun? Sen Black Mirror izliyordun değil mi? İzliyordum. Sen böyle Özge izlerken birkaç bölüm ben de böyle oyun oynuyordum bak, tabletten. Yanında tabletten oynuyor. O aralar bakmış bulunmuş olabilir mi? Ne zaman? Vallahi sene. O zamanlar 2,5-3. Senemiz falan olabilir belki. Bende seneler öyle gidiyor da. Ne zormuş. Ben şaka. Hala. Ali. Ya bu ne kanka? Ali benim saçım değil mi Ali, lan? Bu şey olsun saçı sana koymuşlar. Ali ben var ya böyle saç yapmak istiyorum da benim saçım yetmiyor la bunu yapmaya. Bak saçları ve dişleri değiştirin bakalım nasıl olacak. Jirox'un dişini, Ali'nin dişini, Ali'nin dişini, Jirox'un dişine, Ali'nin saçını, Jirox'un saçına. Oğlum Ali'nin hiç ağza açık fotoğrafı yok ki nasıl değişecekler? Benim fotoğrafım yok ki. Onlar yapar onları. Usta şapçılar göreve bekleyin. Gülene kadar Ali Mert izledim var.
Güldüğüm onun bir anım için... yok ki benim. Ali sana Allah belanı versin, bak bu olay fena olmuş sana. Ya siktir git kanka. Ben ama Ali, Ali'nin sakalı böyle çıkmıyor, evet sakalına göre bir şey. Ali bu ananı sikeyim. Ali? Ali şakasız bu iyiymiş bu arada. Niye sövdün amına koyayım? Oğlum çok iyi, baksana tarza bak. Ya salak mısın oğlum? Abi tamam, sen niye o zaman bize soruyorsun ki? Biz sana yakışacak. Ananı sikeyim dedin sen de bana. De, hayır o yani tepki olarak. Olmamış kanka bu. Bunu kim yaptı Allah aşkına ya? Bu olmamış kanka. Bu yok, bu aynen bu olmaz. Hani yüzde Ali değil ki amına koyayım burada. Burada yüzde Ali doğru. Saç Neymar'ın saçı mı? Bu Neymar'ın eski saçına eski benziyor. Neymar. Eski Neymar. Neymar. Santos Neymar Ali bu. Santos Neymar. Bakayım abi. Bu şopu kim yaptı Allah aşkına? Şu şop kimin o değerli ellerinden çıktı? Ben bunu seçim bana değil dedi adama. O ne? Bu ikiliyi ben beynimden silmek istiyorum ama. Kontların saçını alsınlar, attım sana. Bakayım at abi. Dişleri nereden alsınlar Ayberk'im? Buradan alsınlar. Tamam, bak al. Abi. Heh, dişi... al buradan alsınlar. Vallahi buradan alırsınız bak hadi. Ama bir şey diyeceğim. Pişlik yapmasınlar kanka. Bak gidecekler olur. Tamam, Jurox'un... Erdemli. Ha, evet evet. Jurox'un gerçek real dişini koyun abi oraya. Tamam, o... Normal sarıyı koyun. Oha. Ya kanka ne oha. Ya boş ya tepki verme amına koyayım. Olmamış ya. Ya. Ali senin gözlerin burada. Oha. Oha. Boş tepki veriyorsun. İşte ben hiç görmediğim için bak gözüyle kaşı varmış Ali'nin bir daha gözlüğünün içinde. Şunun altında bir tane daha. Bir de ben dışarıda monitöre bakıyor ya amına koyayım. Hiç dikkat etmemiştim bak buna. Yan monitöre mi bakıyorum? Biri mi geçmiş? Bakayım bak, ona da bakayım sonra az daha... Çok iyi. Ya bu ne? Yugi olmuşum, Yugi. Karakterin adı neydi Ali lan? Unuttum. Birazdan devam ederiz. Yugi, evet. Bilimiz! Simülasyonları insan teknolojisinin erişebileceği sınırlar dahilinde gibi gözüküyor. İşte bu noktaya insan ötesi evre adı veriliyor. Bu evrede insanlık kendi evrenlerini yaratabilecek. Ready Player One gibi filmleri... Efendim canım? Şu ateisti kapatsak. Ya oğlum manyak mısın? Adam bir şey Ready Player One diyor ya. Sword Art Online daha güzel. Allah Allah. İzleyenler bunun ne demek olduğunu bilecektir. Peki tüm bunların simülasyon teorisiyle ilgisi ne? Şimdi oraya geleceğim ama oraya gelebilmek için 3 noktada veya 3 varsayımda hemfikir olmamız gerekiyor. Bunlardan evet. İlki şu. Evrende insan bilincinden kuantum mekaniğine, yıldız astrofiziğinden nükleer kimyaya, psikiyatriden mikrobiyolojiye kadar her şeyin bilgisayarlarca bir noktada modellenebilecek yapı. Dur varsayımlar. Şimdi olayı netliyoruz işte. Ali Jurox iyi kesilin bak buraya. Özge. Yapıda olması Mafia. Gerekiyor. Eğer... Mafya bilerek dur oğlum açmasın mikrofonu. Tehlikeye sokacak bizi bu konularda amına koyayım ya. Jurox evren... odadan çıksana. Niye? Infamous NT Jurox'la ilgili video bitene kadar odadan çıkabilir mi demişler de. Gel biz alt odada takalım. Kanka, gel Allah Allah. Ya, abicim hayır, bu adamı ilgilendiren yok, bir konu kanka, değil yok, bu abi. Bu konu kanka, bu adamı ilgilendiren bugünün olayı değil abi bu konu. Al Deniz Rockefeller'da ne yazdı Ali bak. Ne yazdı? Jurox maymunu yazdı. Ben tamam çıkalım kanka biz istemiyoruz. Hayır abi. Karar mercii. Yargılanamaz. Hayır abi da. Yargılayamaz abi. Chat versin abi kararı. Yargılayamaz. Yargılayamaz abi. Kendi arasında zaten o chat'e de... yazmıştır. Ona da sen karışamazsın Ali. O sen duy diye yani değil. O kendi hate'ini göstermek zaten... için chat'e belki yazdı adam. Ya, seni bu da dedim, ilgilendirmez abi. Burada yetkili bir abi dedim Infamous'ta herhalde. Yani ne bileyim bir Twitch yetkilisi veya ne bileyim kanalın sahibi falan sandım. Ondan çıkayım dedim. Kanal sahibi de olsam sana şurada siktir git desem gitmek istemiyorsan gitmeyebilirsin abi. Bu kadar bu basit bu kadar bir konu bu. Yani mesela Haris ben seni mesela odadan atmak istesem atabiliyor muyum? Atmıyor mu? Atarsın ama Kemal de yargılayamaz. Niye? Atmıyor mu abi? Ben de bir gün olsun geldim döndüm dedim yargıladım mı bir kere bunu bir yerde paylaştım mı? Şikayet ettim mi? Demedim. Evet. Demedim abi. Kemal aynen ben bomba oynasam ya. Ninaç kafam karıştı yine benim. Ninaç abi Kova. Bölmeyecektim ama çok beklenen geldi. Okunuyor? Attım chat'e. Ali çok tatlı olmuşuz lan bu arada. Bu ne oğlum? Abi olay buymuş amına koyayım. Aşırı tatlı olmuş. Siz yanlış bedenlerdesiniz. Biraz
Yener Çevik havası yok mu? Nina Kova ama sen nasıl okumak istiyorsan yargılayamam. İşte bu. İşte bu sana bak sevdim seni. Kanka. Seni sevdim bak işte. Nina tabii aynen öyle. Sen de bana istediğini diyebilirsin şu saatten sonra. Saygım sonsuz. Kilo alsana lan biraz. Ali biraz kilo al. Bir de bir yaklaşık bir 50 santim falan daha uza. Bak vallahi çok daha ya güzel kanka, olacak. Yapma. Kanka ben bir şey ben bir arkadaş olarak yapma bir öneri. Kanka ya. Lan yapma bir öneri de bulanıyorum bir arkadaş olarak bulunuyorum. Bulanıyorum yani. Ne kanka? Bulanıyorum ne ya? Öneride bulanıyorum. Öneride bulanıyorum. Yani önerinin içinde ben de soru işaretlerim var. Benim için bulanık yani, karışık bir öneri. İkinci edit geldi abi. Gelsin abiciğim. Acılarla keder değil mi? Ya siktir git kanka ya. Ha sen neye gitmişsin? Siktir lan kirletip getirirsen. Güzel. Bu güzeldi işte. Bu güzeldi. Bu kletleri toplayan çok bu olabilir hocam. Söyleyeyim net. Hayır bir de bak benim dudağın üstü gözüküyor ya orayı da kesememiş amına koyayım. Bu saç ne amına koyayım? Lan valla mit beyinde dur bakalım. Kanka, kameralı yayın. Yanlış kesmiş ki böyle saç mı olur amına koyayım? Şu yayınlar da hype oluyor biliyor musun mit beyinin? Az da bir izleyelim kameralı açmış adam. Ne yapıyor kanka? Yüzüyor. Dying Light oynuyor kameralı. Asikten. Sarıyor bu adam makarası ayrı sarıyor ya. Valla. Neredeydik biz he? Müslüman uyuma falan yapıyor. Varsayımlar geliyor Jiroks'un şimdi. Ben de bir şeyler simüle edilemiyorsa simülasyon teorisinden söz etmemiz de mümkün olamıyor. Fakat bu konuda çok büyük bir sıkıntı yok. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla evrenin determin... Bir dakika. Varsayım... Bu konuda çok... Evrendeki her şey simüle edebilir olmalıdır. Varsayımın biri. Evrendeki her şeyi simüle edebiliyor muyuz biz bilgisayarlar yardımıyla? Jiroks'un sen daha iyi anlarsın PC'den. Kanka ben elhamdülillah Müslümanım. Yok o konu o değil. Biz senin tabii ki de karışamayız. Kimsenin burada dinine, inandığına falan bir şey demiyoruz yani. Öyle bir konuda değiliz şu an. Simüle edebiliyor musun sen her şeyi? Bir kere o simüle değil kanka. Simüle. Onu bir söyleyeyim. Onu bir bil. Tamam mı? İkincisi ne oldu lan Kemal? Abşuracağım da abşuramadım be. He tamam. Kanka onun haricinde yaşa. Ben buna inanmıyorum. Simüle edilebilir olmalıdır bence. Anı yaşamak diye bir şey vardır Kemal'im bilirsin. Ya, anı yaşamak. Ki, eyvallah sağ olun. Ya. Canımı sıkma benim. Lan ne oğlum yine neyle kavga ediyorsunuz? Anı yaşamak tamam, diyorum bir şey yargılayamazsın. Anlatayım. Sen benim sinirlenmemi yargılayamazsın. Doğru simüle. Diyor biz ona karışamayız yani. Karışamazsın yani. Doğru simüle. Diyor abi. Simüle. Tamam, simüle. Ben de yanlış söylemişim yok. De. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla evrenin deterministik hatta olasılıkçı olan tüm taraflarını bir şekilde modellemek mümkün gibi gözüküyor. Hemfikir olmamız gereken ikinci varsayım şu. İnsanın evrendeki yerinin özel... Yapılıyormuş oğlum. Kemal ben hemfikir falan değilim bu arada. Onu abicim bir dur bir anlatsın olayı anlatsın bir ya. Olmaması gerekiyor. Yani evrendeki neyi olmaması? Yani ikinci varsayım şu. İnsanın evrendeki yerinin özel olmaması gerekiyor. Yani bizim gibi bilinçler gerçekten de doğal evrimsel süreçlerle ortaya çıkabilecek yapıda olmalı. Eğer bir nedenle bilincin doğal yollarla oluşması imkansız ise simülasyon teorisinden de söz edemiyoruz. Çünkü o simülasyonları yapabilecek kimse evrimleşemiyor demektir. Ancak buna yönelik de pek bir problem yok gibi. Çünkü evrimsel biyoloji sayesinde... Ben bu yani geçmişi silersem... Yargılayamayız. Beni biri yargılayabilir mi? Ben bunu merak ediyorum da chat'e bir. Bunu sormam lazım da. Kanka bak bir şey diyeceğim. Kanka. Yargılayabilir miyiz? Yargılayamayız. Olur mu abi? Merakımdan yani Jiroks'um hani. Kanka, boğazım. Bence dikkat edelim. Kötü konularda. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Doğru diyor. Bilincin doğal basamaklarını büyük oranda çözmeyi dikkat başardık. Bu gidişat bundan sonra da değişecek gibi gözükmüyor. Üçüncü ve son varsayımsa şu. Teknolojinin olumlu yönde gelişmeye devam etmesi gerekiyor. Yani gidişat şimdilik iyi hoş. Ama arada birbirimizi geçebilmek için... Nereden geliyor oğlum o ses? Bir şey olmaz. Tikliyor ya kanka. Tikliyor. Diyor ki ben size anlatayım buradaki olayı. Hemen oradaki görüntüleri göstermeyelim. Yani... İnsan teknolojiden dolayı birbirini yemezse bir gün. Adamı yani bir nasıl gün, durdurdu bak. Adamı bir yerde, nasıl durdurdu. Böyle anlatıyor. Bir gün diyor. İnsanlar diyor. Teknolojiden dolayı. Gülesi de geliyor burada. Ya adamla niye dalga geçiyorlar? Tamam. Devam et. Şunun bir geçerli olduğunu varsayalım. Tamam.
Kanka bing diye bir ses geliyor mu size de? Kanka tikliyor, tikliyor, tikliyor Kemal. Geliyor hadi, abicim hadi. Geliyor. Ben tiklemiyorum. Tövbe tövbe tövbe. Ben bu konularda hiçbirini tiklemiyorum Jiroks'un. Vallahi videodan geliyor. Sen bu videoyu izleyerek hepsini tiklemiş oluyorsun bura. Abicim. Bir bilgisayar simülasyonunda mı yaşıyorsunuz videosunu izliyorum. Amına kodum. Bir söyleyemedim amına kodum kelimesini de. Simulation. Kanka o bing sesi canlı destek sesi değil mi? Bazı sitelerdeki. Evet. Bing, canlı destek sesi. Bing. Merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Şimdilik. İşte bu 3 öncül varsayım doğruysa karşımıza çok ilginç bir durum çıkıyor. Ne abi? Abicim, uçsuz bucaksız zamanı. İlginç bir durum falan. Şırk koşuyormuş değil mi şimdi abi? Değil abicim doğru falan değil ya. Çok ilginç bir şey çıkıyor. Evrenden öncesi varsa o noktada da bilinçler ortaya tövbe, çıkmış, tövbe. Evrimleşmiş, Kemal. Karmaşıklaşmış medeniyetler inşa etmiş. Benim kanka. Bu medeniyetler elbet bir noktada sana, kendi... Benim... Benim kafam karıştı, ben AKP'ye vereceğim. Tamam bir dakika bir dakika. Tamam konu o değil. Konu siyasi bir şey yok burada, bir durum yok. Bilim burada konu. Geçmişlerini. Ali Jirox karması yeni bir görselimiz var. Ya bu ne bu ne ya. Of. O da dursun abi. O da dursun abi köşede. Gel çayla sigara içme gözünü seveyim. Simüle etmek istemiş olmalılar. Nasıl ki biz evrimsel biyoloji için simülasyonlar yapıyoruz. Kozmoloji tarihini aydınlatmak için simülasyonlar geliştiriyoruz. Bu insan ötesi evredeki süper zeki canlılar da bir noktada simülasyonlar geliştirmiş olmalılar. Ve bu doğruysa Kemal, biz uyan neredeyse artık. Kesin olarak bir simülasyonun ürünüyüz. Hatta oğlum kesin o zaman bu doğruysa diyor simülasyonu. Yani üstün bir millet varsa diyor. Üstün bir dünya olduysa diyor, başka diyor, zamanda diyor. E diyor biz diyor bugün diyor simüle ediyorsak bir şeyleri diyor. Bizi de biri simüle ediyor olamaz mı diyor. Abi ben bak şimdi buradan söyleyeyim. Ben buradan net bir şekilde söyleyeyim. Kanka sen önce Müslüman mısın? Bir onu söylesene bize, böyle bir toplu bir hazır biz buradayken. Elhamdülillah bir Müslümanım. Onu ben söyleyeyim başta. Ne var oğlum? Ne gülüyorsun oğlum? Kanka tamam devam et. Belki de benim çarı kontrol eden adam böyle söyledi. Belki oradan mı geliyor benim Müslümanlığım? Tövbe tövbe bak anlayamadım şimdi, kafam çok karıştı. İnanılmaz karıştı kafam şimdi. Muhtemelen bizler bizim evrimsel geleceğimizde ortaya çıkacak daha süper zeki türlerin geçmişlerinin simülasyonuyuz. Bu bizim maymun atalarımızın genlerinin nasıl evrimleştiğini görmek için yaptığımız simülasyonlara benzer bir durum. İşte eğer bu doğruysa siz ben her... Atalarıma da maymun da diyemez de kimse. Maymun diyemez. Maymun benim Kemal, bu, diyemez. Kemal bu videoya maymun. Kaç like geldi kanka? 46 bin like gelmiş kanka. Allah'sın belanı verme. Bak bak gel ne yazmış. Herkes ve her şey sadece bir bilgisayar kodundan ibaret. Çünkü olasılıkçı kodumu, bir açıdan... Abo! Kodumu diyor şey. Abo! Kodum oradan mı geliyormuş lan yoksa kodumu? Benim kız yazılımcı ya la. Yani bu... Görüşe göre yazılımcılar cennetlik mi mesela? Ya yani tövbe bak çok yazılımcılar. Kanka vallahi benim çok başka şeyler geliyor aklıma ben bu konuda. Ben bunu kapatabilir miyim bu videoyu? Benlik bu kadar gibi ya. Yo devam et bu devam videodan. Et vallahi diyorum ben. Abi şunu aç siktir et diyor. Bir dakika kanka kimi şoklamışlar bana. Fotoğrafın yarısı benim yarısı değilim farkında ama. Ortama mavi saçlı bir kız girmiştir Ali. Ya salak mısın sen ya kanka en son kaç sene. Ya ben Muhammed ananı sikim seni ya orası çocuğu.